hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan her gün yeni bir şey söylüyor. Son olarak sistemi revize edeceklerini, zira %49'luk bir partinin %1'lik partilere mahkum olduğunu ifade etti. Bunun okuması, Erdoğan kazanırsa başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı rejiminden vazgeçileceğidir. Erdoğan böyle bir değişiklikle ölene kadar iktidarda kalmayı garanti altına almak istiyor. Demokrasi %1'lik marjinal partilere rehin diyerek parlamenter rejimi önerip sürekli iktidar olmanın yolunu açacak. Kanunsuz şekilde 3. kere aday olan Tayyip Erdoğan, 4. defa cumhurbaşkanı adayı olamayacağı için gelecek planlamasını bugünden açık etti. Yetkisiz, sembolik bir cumhurbaşkanı ve güçlü başbakanlık modeline, yani parlamenter sisteme geri dönerek %35-%40'larla iktidarını sürdürmek niyetinde ki hatırlayın 2002'de %34'le ipi göğüslemişti. Diyeceksiniz ki bunun için anayasa değişikliği lazım. Öyle, ancak şunu hatırlatayım. Tayyip Erdoğan birkaç ay sonra yapılacak seçimde tekrar ipi göğüslerse CHP'den aday yapılan İslamcılarla İYİ Parti'den en az 10 isim AKP'ye katılır ve iktidar partisi anayasa değişikliği sayısına yaklaşabilir. Aradaki fark da satın alınacak isimlerle kapatılabilir. Ayrıca muhalefetin millete parlamenter rejim taahhüdü var ve böyle bir teklife hayır diyemez. Şimdi bunu neden hatırlatıyorsun derseniz, bu seçim sadece önümüzdeki 5 yılın yönetimini değil, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın ölene kadar iktidarda kalıp kalmayacağının oylaması olacak da ondan. Eğer tekrar seçilir, tekrar kazanırsa geçmişler ola. Çünkü bugünkü facia Türkiye tablosunda yıkılmayan Erdoğan, sistem değişikliği halinde yine birinci parti olacak ve koltuğunu muhafaza edecektir. An itibarıyla veriler, işaretler Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösterse de durum bıçak sırtında. Biliyorsunuz devlet fiili olarak Erdoğan kazansın diye seferberlik halinde, hatta teyakkuzda. Bu arada seçim gününe geri sayım başlamışken Erdoğan yine akıl almaz şeyler yapıyor. Bir gün kendi yarattığı sorunları çözmeyi büyük vaat gibi sunarken, ertesi gün önceki bütün seçimlerde müjde olarak açıkladığı imar barışına savaş açıyor. Daha komiği, 20 yıldır iktidarda sanki Cumhuriyet Halk Partisi varmış gibi "yeter söz milletin" diyor diyebiliyor. Keza şehir hastanelerinin reklamını yapayım derken, vatandaş hastaneye girdiği an daha yatmadan şifa buluyor gibi bir ifade bile kullanabiliyor. Dün Diyarbakır Meydanı'nda da muhalefeti kastederek şunu söyledi: "Bu şehrin büyük şairi Ahmet Arif, bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyük" diyor. Evet, muhalefete engerek ve çıyan diyor. Ama heyhat, aynı dizeleri Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla sosyal medyada yakın geçmişte paylaşan avukat İsmet Hancı'yı 50 bin lira tazminata mahkum ettiren yine Tayyip Erdoğan. Çifte standardı görüyorsunuz. Erdoğan'a her şey serbesttir. Hem ceza hukukundan hem günahtan münezzehtir. İşte yakın geçmişte faiz için "nas var nas, size bize faiz için laf etmek düşer mi" diyen Tayyip Erdoğan şimdi faizleri serbest bırakıp ortodoks, yani faizci modelin savunucusu olan Mehmet Şimşek'e "gel ekonomi bakanım ol" diyor. Tek gayesi, tek amacı 14 Mayıs'ta sonuç almaktır ki gördünüz, Hizbullah, pardon, Hüdapar'la kol kola girmekten dev solcu, hapis yatmış eski terörist DSP'nin başkanını bile aday yapabiliyor. Söz konusu eski dev sol militanı da dün
adaylığın diyetini muhalefeti kafir ilan ederek ödemeye çalıştı. Özetle Tayyip Erdoğan dününü inkar ve imajını yerle bir etme pahasına seçimde sonuç almak için her şeyi yapıyor. Düşünün, Necmi Kadıoğlu'nun milletvekili adaylığına tepki oldu diye onu bile hemen geri çekti. Oysa bu Kadıoğlu Tayyip Erdoğan'ın 45 yıllık yoldaşı ve Akbil soruşturmasında suç ortağıydı. Keza benzer birkaç isim yine AKP listelerinden alındılar. Tayyip Erdoğan seçimi bu kadar ciddiye alırken Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'de olanlar ortada. Kıyametler koptu. Fethullah Gülen yardımcısı Sadullah Ergin geri çekilmedi ki. Üzgünüm, sandıkta bunun olumsuz sonuçları olacak. Aynı şekilde Atatürk'e söven yine Fethullahçı İzmir 1. sıra adayı Yüksel Taşkın'a da dokunulmadı. İyi Parti'ye gelirsek Meral Hanım nihayet sahaya alanlara çıktı. Ancak PKK ile Fethullah'ı övüp ülkücü Fırat Çakıroğlu'nu katleden PKK'lı teröriste burs veren Seyithan İşsiz'in adaylığını geri çekmedi ki 3 gündür bu isim hakkında dehşet şeyler işitiyorum. Adamın İyi Parti ile uzak yakın bir alakası yok. Bölgesinde nefret edilen ve AKP'den kovulan biri. Tayyip Erdoğan kazara seçimi kazansın. Bakın not düşüyorum. Birkaç gün içinde hemen AKP'ye katılır öyle biri. Elbette kanıtı yok. Lakin herkesin söylediği bu ismin aday olmak için milyon dolarlar verdiğidir. Tamam bu iddiadır ancak Meral Akşener bu ismi hangi sahikle, hangi gerekçeyle aday yaptığını çıkıp kamuoyuna anlatmalı ki İyi Parti'de bu isim gibi 5 kişinin yine parayla aday yapıldığı söyleniyor. Yakıştırma olabilir lakin sözü edilen isimlerin paralı olmalarından başka hiçbir özelliği yok ve bunu bana aktaran İyi Partililer. Bakın doğruya doğru, Devlet Bahçeli'ye 2002'den beri aralıksız olarak muhalefet eden gazeteciyim ve geçmişte bundan ötürü Meral Akşener'den bile sitem işitmişliğim vardır. Bahçeli'de PKK'lı ve FETÖ'cüleri bile mahkemeye vermezken bana tam 4 dava açtı. Dahası Bahçeli eleştirilerim sebebiyle saldırılara uğradım. Öyleyken hak teslimi yapacağım. Bahçeli hiçbir zaman hasımları tarafından bile milletvekilliği adaylığını para ile satmakla itham edilmedi. Evet, o kadar seçim oldu. MHP'de bir kere bile filancı parayı verdi, aday oldu denilmedi. Ancak İyi Parti için bugün, şimdi bu yoğun olarak söyleniyor ve söyleyenler de İyi Parti'nin önemli isimleridir. Kimi takipçilerim seçim öncesi bunlara gerek yok, bunları söyleme diyor. Bir dakika. Hep söylüyorum, biz kimsenin amigosu, soytarısı, iti köpeği olmadık ve olmayız. Yine hatırlatıyorum, isteseydim 2002'de Tayyip Erdoğan'la kol kola girer, en yakınında olurdum ki onu çok yakından tanıyan hemşehrisiydim. 20 yılı aşkındır ona aralıksız olarak muhalefet ediyorum ki bunun için hapis cezaları almak gibi bedeller de ödedim. Şunu da söyleyeyim, Erdoğan'a karşı şahsi bir kinim, şahsi bir kan davam da yok. Benimki siyasal İslam'a olan karşıtlıktır. Buradan hareketle kimse benden Sadullah Ergin gibiler ve AKP yıkımının suç ortakları Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nu içime sindirmemi beklemesin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini gerçekten istiyorum. Zira Türkiye'nin yeni bir sayfa açması, rahatlaması gerekiyor. Dahası Kemal Bey'i bazıları gibi ekrandan, resimlerden, basından değil, birebir çok yakından tanıyorum. Dürüsttür, namusludur, donanımlıdır, vatanseverdir. Türkiye'yi kaosa sokmaya, çalmaya, kendi zenginini yaratmaya, kindar nesil inşa etmeye değil, gök kubbede hoş bir seda bırakmaya geliyor.
seçilmesi noktasında dünden bugüne endişelerim hep vardı, hala var. Zira AKP iktidar belden aşağı saldırıyor ve saldıracak. Yapılması gereken o saldırıları hep beraber püskürtmektir ki Sadullah Ergin gibilere karşı çıkmamız bundandır. Bakın ben böyle onlarca seçimi siyaset yazarı ve de televizyon programcısı, gazete yöneticisi olarak yaşadım. Nasıl maçlar amigolarla kazanılmıyorsa seçimler de trollerle kazanılmaz. Samimi iseniz yanlışa yanlış deyip uyaracaksınız, yol göstereceksiniz ki bizim yapmaya çalıştığımız budur. Şahsi bir ajandamız yok ve doğru bildiğimiz şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle siyasal İslam'a olan nefretimi özetleyeyim. Ben hep söylerim, inançlı bir insanım. Ancak İslamcı gruplarda birebir şahit olduklarım beni o çevrelere hasım yaptı. Zira onlarınki başka bir din, başka bir İslam'dır. Cemaat, tarikat liderleri güya kadının elini sıkmaz. Ondan güya şeytan gibi kaçar görünürken lüks yatlarında sahne ve dizi filmlerin starlarıyla kucak kucağı olduklarına birebir tanıklık şahitlik ettim. Bin yılın evliyası denilen evli bir televizyon patronunun yine evli olan bir televizyon spikerini hamile bırakıp kocasına $1 milyon diyet ödeyerek boşattığını ve kendisinin apar topar ona nikah kıydığını da biliyorum. Kimsenin özel hayatı elbette kimseyi, dolayısıyla beni de ilgilendirmez. Fakat böyle isimlere Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve temsilcisi denmesi beni inancım adına çileden çıkartıyor. Son olarak medyaya yansıdığı için isim vereceğim. Malum Hilal Kaplan diye biri var. Yandaş Sabah gazetesi yazarıdır. Tayyip Erdoğan'ın resmi gezisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüp Başkan Trump'a gazeteci diye soru sordurduğu iki çocuk sahibi kadındır. Ailenin adı yok diye kitap yazıp güya yol gösteren bu kadın Erdoğan tarafından da ödüllendirildi. Boşanmadan eski kocasının en yakın evli arkadaşıyla gizli ilişkiye girdi bu kadın ki iddianın sahibi o ismin eski eşidir. Twitter'de mesajları ortada. Sonrasında apar topar aile yıkıldı, evlenme oldu. Söyledim, ne yaparsa yapsın özelidir, bizi alakadar etmez. Fakat ortaya çıkıp din, iman, ahlak, aile diye ona buna ayar çekmemeli, ayar vermemeli ki bu kadın yıllarca bunu yaptı, bunu yapıyor. Türkiye son 21 yılda sadece madden değil manen de yıkıldı. İslam şekilciliğe, yani türban takmaya ve İmam Hatip Mektebi'ne kayıt yapmaya indirgendiği için büyük bir manevi sefalet var. 14 Mayıs seçimi bu açıdan da önem taşıyor. Zira her yerde normalleşmenin önü açılacak. Maazallah Tayyip Erdoğan bir kere daha kazanırsa Türkiye manen de yere serilecek ve Endülüs'ün akıbeti vizyona girecek. Daha önce aktarmıştım. İslam'ın uygarlık merkezi olan Endülüs'te devlet İslamcı gruplar arasında pay edildiği için Haçlı orduları kapıya dayandığında cemaatler arasında birlik sağlanamadı ve tarihten silindiler. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.